Bankası son iki haftada 8 milyar doların üzerinde rezerv sattı. Bunu kesin olarak şu anda göremiyoruz, yakında göreceğiz. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerden 23 Eylül haftası, 23 Eylül haftası şu demek 23 Eylül Cuma'ya denk geliyor. 23 Eylülle biten hafta demek. Merkez Bankası böyle açıklıyor. 4 milyar dolar brüt rezervleri azaldı. 30 Eylül haftası 3.3 milyar dolara azaldı. Ama bu şu demek değil. 7.3 milyar dolarlık rezerv sattı demek değil. Çünkü Merkez Bankası ihracatçıların biliyorsunuz paralarına el koyuyor. Turizmcilerin dolayısıyla daha fazla para gelmiş. Daha çok sattığı halde rezerv sadece 7.3 milyar dolar azalmış olabilir. Ama şunu kesin olarak biliyoruz. En az 23 Eylül'le biten hafta 4 milyar dolar, 30 Eylül'le biten hafta 3.3 milyar dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri. Swap'ları çıkardığımızda durum daha vahim hale geliyor. 23 Eylül haftası 53 milyar dolar eksideydi Merkez Bankası kasası. 30 Eylül haftası 55.6 milyar dolar eksi de. Bakın onu özellikle parantez içine aldım eksiyi. Çünkü insanlar başına eksi yazınca anlamıyorlar. Eksi eksi borç yani sizin paranız yok. Gökten 55.6 milyar dolar düşüverse Merkez Bankası'nın sıfır lirası olacak. Sıfır doları olacak özür dilerim. Borç, swap. Buyurun. Şu an itibariyle Merkez Bankası'nın brüt rezervi 70 milyar doların altına indi. 23 Eylül'le biten hafta Merkez Bankası'nın brüt rezervi 70 milyar doların üzerindeydi. Şu anda 68 milyar dolar. Net rezervi 9.7 milyar dolar. Ama bu swaplar, swapları çıkardığınızda eksi 55.6 milyar dolar Merkez Bankası'nın eksi rezervi şu an itibariyle. Net rezerv 9.7 milyar dolar. AKP iktidara geldiğinde tabii swap mavap bilinmiyordu. 22 milyar dolardı bu rezerv. 22 milyar dolardı. Biliyorsunuz üst üste 2 hafta size bankaların Temmuz ve Ağustos karlarını verdim. Banka karları 5 katın üzerinde arttı. Bir patlama yaşanıyor. Neden? Recep Tayyip Erdoğan bankaları seviyor. Hem de çok seviyor. Faiz lobisini çok seviyor. Faiz lobisi de onu çok seviyor. Bu arkamda bir grafik görüyorsunuz. Bu grafik neyi gösteriyor? Bu grafik Merkez Bankası'nın fonlama faizinin ortalamasını ve ne kadar fonladığını gösteriyor. Burada ekranınıza göre siyah ya da lacivertle gördüğünüz çizgi Merkez Bankası faizini gösteriyor. Lütfen size göre sağda faiz indirimlerini görüyor musunuz? İşte o indirimler Merkez Bankası faizi indiriyor. Kırmızıyla gördüğünüzü de bu taraftan okuyorsunuz. Ne kadar fonluyor? Ne kadar para veriyor bankalara her gün Merkez Bankası. Dikkat edin. Eskiden bu miktar 100 milyar dolarla 150 milyar dolar arasındaymış şurası. Faizler yükselince düşmüş. Nereye kadar düşmüş? 20 milyar, 30 milyar liraya kadar. Sonra merkez bankasıdan piyasada aslında faizler çok daha yüksek olduğu için merkez bankasının ucuz ucuz paraları kapışlemiş bankalar. Ver ver ver, bize ver bu paraları ucuz ucuz ver. Bakın kırmızı nasıl büyüyor görüyor musunuz? Kırmızı merkez bankasının ne kadar verdi? Şu zirvede günlük 600 milyar liraya geldi. 600 milyar lira. Şu an itibariyle baktığınızda da. 350 milyar lira Merkez Bankası'ndan %12 ile alıyorlar. Ucuz ucuz. Yıllık. Bakın yıllık faizi 12. Ülkede enflasyon 83. Bankalar %12 ile Merkez Bankası'ndan ne kadar para alıyorlar görüyor musunuz? Kırmızıyla. Bu kırmızıyla. 350 milyar. Bankalar, aynı bankalar gidiyorlar. Hazine borçlanıyor. Devletin harcamaları için para lazım. Borçlanıyor. Hazineye borç veriyorlar. İki katından fazla. Merkez Bankası'ndan 12 ile alıyorlar. Hazineye 20'nin çok üzerinde faizlerle veriyorlar. Dolar faizi bile ona yaklaştı. Görülmemiş bir şey. Dünyada böyle bir faiz ödeyen ülke yok. Korkunç bir şey. İşte bankaların karını patlatan bu gördüğünüz grafik. Merkez Bankası fonluyor hepsini. Görüyorsunuz. Bunu Recep Tayyip Erdoğan bilerek ve isteyerek yaptı. Bankalar kar etsin. Faiz lobisinin bayramı bitmesin diye yaptı. Önümüzdeki ay yani bu ayın ortasına doğru size Eylül karlarını açıklayacağım. Yeni bir rekor gelecek. Çünkü Ocak'ta rekor gelmişti, Şubat'ta gelmişti. Mart'ta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Nisan, Mayıs, Haziran hepsinde rekor kırıldı. Temmuz, Ağustos. Şimdi Eylül rekorunu bekliyoruz. Ekim'in sonuna doğru Eylül rakamları gelecek. Ben de sizinle paylaşacağım. Neden? Recep Tayyip Erdoğan yaptı bunu. Bilerek ve isteyerek yaptı. Sizin cebinizden faiz lobisinin cebine. Size naz paraları faiz lobisine bas politikasının sonuçları bütün bunlar. Bunun sonucunda ne oluyor? Bunun sonucunda siz enflasyona ezilirken bankalar karlarına kar katıyorlar. Biraz da enflasyon diyelim. Foster Merkez Bankası düzenli olarak ekonomik durum raporunu yayınlıyor. O rapordan da arada bir ben size bazı grafikler gösteriyorum. Bu gördüğünüz Merkez Bankası'nın üretici fiyatları enflasyonu grafiği. Görüyor musunuz? Şu gördüğünüz küçük füze arada hani böyle bir yükselmiş ya işte o Sayın Albayrak'ın füzesiydi. Ama tabii Sayın Albayrak ekonomi bakanıydı. Bir damat olarak ekonomi bakanlığındaki başarısızlığıyla hafızalarımıza kazınmıştı. Enerji Bakanlığı'ndaki başarısızlığının bedellerini önümüzdeki yıllar boyunca iktidar değişse bile ödemeye devam edeceğiz. O ayrı. Ama Ekonomi Bakanlığı'ndaki başarısız politikaları nedeniyle bu patlama yaşanmıştı. Devreye Recep Tayyip Erdoğan girince gördüğünüz gibi üretici fiyatları nereye geldi? %150'yi aşmış olabilir miyiz? Evet. %150'yi aştık. Bakın, enflasyonda Cumhuriyet tarihi rekorları bir bir Recep Tayyip Erdoğan tarafından kırılıyor. Üretici fiyatlarında en çok neyin fiyatı artmış? Bizim için önemli olanlar içinden seçtim. Bunlar en yüksek artanlar değil. Bizim için önemli olanlar. Gıda %147'ye dayanmış. 146,95. İçecek %144,52. Tekstil %135,32. Fakat TÜİK'e göre üreticilerimiz çok iyi insanlar. O kadar iyi insanlar ki bizim maliyetlerimiz böyle yüksek artar. %150 düşünün. Ama biz bunu halka yansıtmayalım, zarar edelim diyorlarmış. TÜİK öyle diyor, ben demiyorum. TÜİK diyor ki üreticiler çok iyi insanlar zarar ediyorlar halka bunu yansıtmıyorlar diyor. Bu da sizinkisi yani tüketici fiyatları. Deminki üreticiydi. Görüyor musunuz? Gene Sayın Albayrak'ın minik füzesi ve Sayın Erdoğan'ın dünya liderliği füzesi. Şu anda Eylül enflasyonunu açıklayanlar içinde Türkiye dünyada ilk beşte ilk beşte. Ama ara ara yayınlarda gösterdiğim için bugün o konuya girmeyeyim dedim. Hangi konuya gireyim dedim? Ya bu tüketici enflasyonu 2020'de kaçtı eylül ayında? TÜİK verisi 8.33'tü. Sonra 2021 eylülünde 19.58 oldu. 2022 eylülünde 83.45 83.45. Ve Recep Tayyip Erdoğan bize ne demişti? Enflasyon 2021'in Ağustos'undan bu yana düşüyor. Ama yukarı doğru düşüyor bakın. Görüyorsunuz değil mi? 8.33, 19.58, 83.45. Yukarı doğru düşüyor. Hani bir hoca vardı. Allah'ın içine karışmayın. Ne belli yer çekimi olduğu belki de gök itimi vardır diyordu. İşte onun gibi. Yukarı doğru düşüyor enflasyon. Recep Tayyip Erdoğan başarılı ekonomi politikalarıyla enflasyonu yukarı doğru düşürüyor. Nobel anlamıyorlar. Onun için epistemolojik bir kopuş yaşayamadıkları için ekonomide davranışsal iktisat ve nöro iktisat alanında yeterince çalışmadıkları için dünya anlayamıyor. O yüzden biz bunun bedelini Eylül ayında ulaştırma da enflasyon tüketici fiyatlarında sizin hissettiğiniz %117,66 olmuş TÜİK'e göre. Gıdada %93,55, ev eşyasında 89,68 olmuş. Bunları özellikle seçtim. Bunlar sizin harcamalarınızın içinde %50 ile 60 arasında yer tutan kalemler. Ha en aka göre enflasyon %180'in üzerinde. Ama bundan sonra bunu söyleyemeyeceğiz. Mecliste çünkü sansür yasası var. Gerçek dışı haberler var. Gerçek nedir? Türkiye söylediği gerçek. Öbürleri yalan, yanlış. Ya işte böyle. Değiştiremiyorsanız, enflasyonu düşüremiyorsanız, ülkeyi yönetemiyorsanız ne yapacaksınız? Sansürleyeceksiniz. Peki sadece bunu açıklamıyor. Başka şeyler de açıklıyor. Biliyorsunuz ben TÜİK'in patates, domates fiyatlarını yayınlıyorum diye TÜİK Nisan'da son olarak yayınladı. Bir daha yayınlamadı. Domates, patates fiyatlarını, et fiyatlarını TÜİK markette kaç lira domatesin kilosu? Patatesin kilosu kaç lira? Peynirin, zeytinin, yağın kilosu kaç lira? Ben size yayınlıyordum. Çok dalga geçildiği bu market nerede TÜİK marketten biz de alışveriş yapmak istiyoruz dediğiniz için TÜİK bunları yayınlamayı kesti. Suçluyum özür diliyorum. Ama şimdi bir suç daha işliyorum. TÜİK elektrik, doğalgaz gibi bazı ürünlerde fiyatları açıklıyor. TÜİK'e göre 2021 Eylül'ünde 1 saat elektrik tüketiciye 92 kuruştan satılıyormuş. Bugün 184 kuruş. Nasıl? Doğalgaz, elektrik gibi ürünlerin fiyatlarını biz yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın zamlını belirlediği, yönettiği ya da yönlendirdiği fiyatlar diyoruz. Nasıl? Türkiye Sası Kurumu ha, ben yapmadım. gelin enflasyonda orada bulacaksınız. Ayrıntılar var. Sağ köşeye bakarsanız size göre TÜİK'in sayfasında enflasyona girdiğinizde benim ömrüm oralarda geçiyor. Buyurun. 2021'in eylülünde 92 kuruş olan elektriğin 1 kilowatt saati bugün 184 kuruş. Bitmedi diyor ki geçen senenin Eylül ayında bir metreküp doğal gazı tüketiciler 224 kuruşa alıyordu. Bugün 585 kuruşa alıyorlar. 224 kuruş, 585 kuruş. A canım aman efendim aman efendim sepet efendim dünyada da doğalgaz sıkıntısı var. He. Ama hiç kimsede böyle bir sıkıntı yok. Dünyada enflasyon en yükseği onlara geliyor. Hani Afrika ülkelerini bir tarafa bırakırsanız. Sekizler, dokuzlar, onlar seviyesinde. Kimseninki 83 değil. Bu arada en ki de 180. Bir daha söylüyorum 180'in üzerinde. Yüzde geçti İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu. TÜİK çok başarılı. Enflasyonla mücadelede çok başarılı ama o bile 80'de tutamadı enflasyonu. Buyurun. Doğalgaz abonesi olmak istiyorsunuz. 2021 Eylül'ünde 891 liraya abone oluyordunuz. 2022 Eylül'ünde 1377 lira diyor. Ben demiyorum. TÜİK diyor. TÜİK'e göre. TÜİK söylüyor. Bu da şimdi zaten yenilenecek biliyorsunuz yılbaşında. Enflasyon böyle. Peki ülkeyi bu batağa sürükleyen, ülkeyi yıkıma sürükleyen, halkın geleceğini yok eden, gençlerin geleceğini bilerek ve isteyerek yok eden Recep Tayyip Erdoğan bu sırada ne diyor? Diyor ki muhalefet hiçbir verdiği sözü tutamadı diyor. Ona birazdan geleceğiz. Ama öncesinde bir de bir şey daha diyor. Diyor ki SGK'yı batıran Kılıçdaroğlu ülkenin başına gelirse ne olur?